Sayın seyirciler, asrın felaketinin ardından gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekten büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Türk ve İslam dünyasının hassasiyeti ise daha güçlüydü. Her anlamda Türkiye'nin yardımına koştular. Arama kurtarma çalışmalarına destek veren ekiplerin yanı sıra bireysel olarak da bizimle bu acıyı yaşayan, yardımımıza koşan kardeşlerimiz de var. Tıpkı Özbekistanlı Abdullah gibi. İlk günden itibaren buradaydık. Ayrılamıyoruz, artık Maraşlı olduk. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın deprem bölgesindeki çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş'ta yaralar sarılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından Kahramanmaraş'a gelen yardımlar Türkiye Diyanet Vakfı'nın lojistik merkezinde toplanıyor. Ardından o yardımlar bu noktaya, yani Erzurumluoğlu Camii'nin altında bulunan depoya gönderiliyor ve burada da vatandaşlara dağıtılıyor. Türkiye Diyanet Vakfı lojistik merkezlerinde toplanan yardımların planlaması yapılarak ihtiyaç bölgelerine naklediliyor. Burada ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince malzememiz doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri zor şartlara rağmen köylere de ulaşıyor. Toplamında 86 köye ulaştık. Bunun 46 köyü karlı. Trabzon'dan gelen gönüllü, yine gönüllü o Fırat'çı arkadaşlarımızla beraber, yardımıyla beraber karlı yollara, karlı köylere ulaştık. Acıklı hikayelere burada biz şahit olduk. Lojistik merkeze ulaşan yardımlar Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından ayrıştırılarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Hocam burada bez numaralandırıyoruz burada. Gelen vatandaşlara bunları dağıtıyoruz burada. Islak mendil, diş macunu, diş fırçası, elimizde olan bütün malzemeyi sınıflandırıyoruz. Gelen vatandaşa hepsini veriyoruz. Depremin ardından birçok kahramanlık hikayesi yaşandı. Onlardan biri de Özbekistanlı Abdullah. Abdullah depremi duyar duymaz Türkiye'ye koştu ve depremzedelere el uzattı. Depremin ardından tüm dünya Türkiye'ye yardım etti. İslam ülkeleri ve Türk devletlerinin desteği ise büyüktü. Birçok kardeşimiz arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı. Özbekistan'dan Türkiye'ye yardıma koşan Özbekistanlı Abdullah da onlardan biri. İşte depremin ikinci gün geldik buraya. Ne bileyim işte nasıl yardımcı olacağız, ne yapacağız diye hiç düşünmeden öyle geldik. Bir karınca olalım hiç olmadı. Ne bileyim elimizden gelince bir yardımcı olalım diye öyle geldik. Geldiğim günler nerede kalacağım, ne iş yapacağım hiç bilmiyordum. İşte direkt camiye geldim. Cami biraz temizlemesi falan. Yani şu Erzurumluoğlu Camii burada açıktı ve işte burada çok millet yani evini kaybedince nereye gitmesini bilmeden herkes Allah'ın evi olan camiye gelmişti. Yüzünün görünmesini istemeyen Abdullah Özbek, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak ekiplere katıldı. Yardımların depremzedelere ulaşması için canla başla çalışıyor. Diyanet'in gönüllüsü olduk. Ayakkabıyı gelip önceden ayakkabıcı olduk burada. Montçu olduk. İşte ayakkabılar öyle... senden mi soruluyor burada? Öyle sayılır ya. Öyle sayılır. Yani kaç tane ne geliyor? Burada arkadaşların hepsi reyon yapmışız yani. Herkesin bir reyonu var. Ona bakar. Yani kapıcısı var. Ne bileyim işte bezlere ayrı bir arkadaş, gıdaya ayrı bir arkadaş, giysilere, ayakkabılara, battaniyeye ayrı bir arkadaş. Öyle bir sistem kurup da öyle çalışmayı.